Sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Sanem, senin gözyaşlarından daha önemli değil, tamam mı? Ağlama. Bende eski bir makine var. Bunun parçalarını alacağım, bunu takacağım falan filan. Düzelteceğim yani, tamir edeceğim bir şekilde. Tamam. Ama sen cezalısın. Sen cezalısın. Ben bunları tamir ederken sen böyle hiç kaçmadan, kıpırdamadan karşımda oturacaksın, tamam? Söz mü? Söz. Kaçacak yerim kalmadı senden başka. Dönüp dolaşıp sana geliyorum. Ateşe uçan pervaneler gibi yanmayı bekliyorum. Bakalım çalışacak mı? Bence çalışacak. Gülümse. Evet. Biraz daha gülümse. Evet, gayet iyi bak. Tamam, ben o zaman hemen CC'ye götüreyim. Yok, aman. Sen hiç zahmet etme, ben veririm. Ama birlikte çıkalım, sonra hava alalım, olur mu? Ha? Gel. Olur. Bırak orayı, yeter. Dağınık kalsın, ben hallederim. Çocuğum, senin işin bu değil mi? İnsanları yanlış kararlardan alıkoymak değil mi çocuğum? Koç değil misin sen? Niye alıkoymuyorsun? Niye işini yapmıyorsun sen? Mevkoç'cum, sen beni dinledin mi acaba? Sen demedin mi? Biz bakkalı stoptan alıyoruz diye. Sonra sen aldın telefonu elimden, yazdın zaten. Ah, bu benim tez canlım ya. Hep başıma ne geliyorsa bundan geliyor zaten. Hesaplamadım ki ben, atlayıverdim öyle. Hesap yapmadım ki ben. 20 TL mi? Yani şimdi benim bu kadar belim ayrıldı, sırtlarım ağrıdı, yanlarım bitti. 20 TL mi yani bizim kârımız? Yani hesap ortada. 20 TL. Mevku be. Mevku be, sen niye böyle yapıyorsun? Atlayı veriyor. Bu kadar şeyi böyle yapıyor ya. Niye atlıyorsun sen ya? Niye atlıyorsun sen? Atlamasana ya. Git tez canım. Eyvah. Sakin ol sana sen. Kendi kendine konuş modunu aldı. Mevkoş'cum. Mevkoş'cum, hayır. Bağlantıyı kopartma. Mevkoş. Ne oldu benim? Artık çok geç ya. Bizim oyuncunun yerine Osman Bey'in gelmesi çok iyi oldu. Tam aradığımız yüz. Ha, sevindim. Biz de kendisinin yerini keşfettik. Bu arada dekor değişene kadar kahve içelim mi? Tabii ki olur. Hadi buyurun. Emre Bey, ben bir Osman'a bakayım. Hazır olunca size haber veririm. Tamam. Teşekkür ederim Leyla. Mevkıbe teyze. Ama... O zaman ben gideyim. Zaten çok da fark etmiyor galiba. Şöyle yapalım. Dolmalar hazır olunca haber ver. Muzo ile beraber geliriz, alırız. Mevkoş'cum. Ayhan, nasılsın kızım? Eyvallah da. Nesi var Mevkıbe teyzenin? Vallahi kendiyle bir iç hesaplaşma içerisinde. Ben olsam çok bulaşmam. Yani kaçtım ben. Mevkıbe! İyi misin? İçim geçmiş benim. Atlayayım ya. Sorguladım ben. Sorguluyor. İçsel böyle... İçsel yolculuğa bir çıktım ben. Öyle içim geçmiş. Olsun. Geçsin. Sen ne yaparsan zaten iyisini yaparsın. Güzel mi Mevkıbe? De.
Sen ne yapmışsın ki Mevkül? Sokak ortasında bu üç tencere dolmanın ne işi var? Sorma sorma hiç sorma. Vallahi yemin ediyorum görmek istemiyorum. Sırtlarım, ellerim ayrıldı yemin ediyorum. Yanlarım ağrıyor. Çok fena aldım. Ne için biliyor musun? 20 TL için. Bunları niye yaptım biliyor musun? 20 TL. 20 mi? 20 TL ne ya? 20 TL kar. Ya bu arada sen kızlara baktın mı ya? Sen aramayınca merak ettim ben. Ha yok yok. Merak edecek bir şey yok. İyi iyi. Leyla iyi. Hatta morali de düzelmiş. Ya sanem desen hep aynı sanem. Evde neyse iş yerinde de o. Can Bey'e bağırıyor, çağırıyor ama ha, sağ olsun Can Bey onu hep koruyup kolluyor. Ya başka bir patron olsa çok daha kovmuştu. Ben bunda bir yanlış anlıyorum. Ne? Yani sanem Can Bey konusunda umutlanmakta haklı belki de. Ay nasıldı efendi çocuk? Ya Mevkabe sakin. Atlama. Aman aman. Atlama sen yavaş yavaş sakin. Ne oldu? Osman'ı atladık. Velveleyi verdik ortalara rezil olduk. Aman sakin. Sen çok mu yoruldun bugün Mevkü be? He. Az. İster tez canlı ol, ister ağır kanlı ol. Ben seni çok seviyorum Mevkü be. Ben de seni çok seviyorum Nihat. Makyajın mükemmel oldu. Öyle mi diyorsun? Evet. Hayır zaten cildin pürüzsüz senin yani. Öylesine parlama olmasın diye yapılıyor. Sağ ol. Merhaba. Leyla ne işin var senin burada? Osman'cığım Orgatlen'in finans müdürü değişmiş de onunla tanışmak için geldik. Ay ne kadar yakışmış golf kıyafeti. Sağ ol. Bir iş adamın farklı hallerini oynuyorum. Yalnız var ya bu iş adamı yıkılıyor. Eminim fotoğraflar da çok güzel oluyordur. Neyse hadi size kolay gelsin. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Osman Bey buyurun devam edelim. Dur bakayım şöyle. Şapka var o kadar yakıştı ki anlatamam. Sağ ol. Benim lisede yatılı okuduğum bir arkadaşım var. Şimdi yürüdü gitti. Bayağı dünyaca ünlü bir şef oldu. Seni onunla muhakkak tanışmak istiyorum. Siz yatılı mı okudunuz? İstanbul'da yaşamıyor muydunuz? Annem gidince yani Emre'yi de alıp yurt dışına gidince... babam uzun süre atlatamadı bu durumu. Gecelerce eve gelmediği falan oluyordu. Ben istedim özellikle yatılı okumak. Hem yalnız hissetmemek için hem de babama ekstra bir sorumluluk olmayayım diye. Yani Emre Bey'le beraber büyümediniz. Ben bilmiyordum. Tamam şöyle. Emre İsviçre'de büyüdü, ben burada büyüdüm. Yılda bir iki defa falan görüşüyorduk biz. Ya ben çok uğraştım babam Emre'yi yanına alsın diye ama babam istemedi. Emre de zaten çok küçüktü, orada büyüdü. Doğru düzgün Türkçe de bilmiyordu zaten. Buraya geldiğinde benimle anlaşamıyordu. Neyse üniversiteden sonra babam Emre'yi yanına ajansa aldı. Ben de geç de olsa kardeşlik sevgisini tatmış oldum. Biz birbirimizi çok özleyerek büyüdük. O yüzden yani... Sen anladın işte. Siz Emre Bey'e çok mu düşkünsünüz? Haliyle. Kim kardeşine düşkün olmaz ki? Özellikle de benim gibi yalnız bir adamsan. Sana da öyle... bir çırpıda anlatmış oldum her şeyi yani. Genelde pek konuşmam böyle konuları kimseyle. Yani insanın... konuşma isteğine uyandırıyorsun. İştahını açıyorsun. Valla siz de öyle. Yani sizinle vakit nasıl geçiyor anlamadım.
Öyle mi diyorsun? Aa, aslında şey demek istiyorum. Sizin yanınızda vakit çok çabuk geçti anlamında. Ya o bahsettiğim arkadaşın yanına gitsek mi şimdi? Ha? Olur mu? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Lütfen. Gidelim. Rica ediyorum. Gidiyor muyuz? Tamam. Ha? Tamam. Gidelim. Sen gelmiyor musun? Ha? Ben evden bir şey alacaksınız sandım. Yok, gelmeyeyim. Ben rahatsızlık vermeyeyim. Burada bekliyorum sizi. Sanem, polen gitti. Sen konuyu bir türlü oraya getiremiyorsun. Ha? Patladanak söyleyeyim, polen gitti. Aramızda da hiçbir şey olmadı. Olmayacak da. Güliz de zaten çok yanlış anlamış konuyu. Sana da çok yanlış anlatmış. Ay, üzüldüm ben ya. Ya hadi be, üzülmüşmüş. Üzüldün mü gerçekten? Üzülmedim tabii. Ha. Yani ha. Sizin ilişkiniz sonuçta. Ben karışamam. Hadi gel, hadi gel. Ay, Luna Park'a döndüm. Adam. Hoş geldiniz. Ne haber? İyi. Her şey hazır. Umarım beğenirsiniz. Tanıştırayım, Sanem. Merhaba Sanem. Merhaba. Ya böyle çok ayaküstü olduk, kusura bakma ama mutlaka ikinizi benim mekana bekliyorum. Orada uzun uzun sohbet ederiz seninle. Mekana, ikinci aşama mekana. Lan unutmayacağım lan bu yerini lan. Hadi ben kaçtım. Hadi gidelim. Gel. Bu ne için? İkimiz için. Ya senin dolan o gözlerini yerim ben. İyi misin? İyiyim. Rahat bırak kendini. Tamam? Kafanda hiçbir düşünce olmasın. Sıfır düşünce. Baş başa yemek yiyeceğiz. Tamam? Tamam. Mükemmel görünüyor. Mükemmel olan sensin. Gel. Şarap koymuyorum bu sefer. Yok, kalsın, evet. Yetiştiremeyeceğiz. Çok sarktık ama arkadaşlar bu plansızlıkla olmaz ki bu iş. Bitmez bu çekim. Lütfen daha seri hareketler yapalım. Lütfen. Terin Hanım. Hakan çok zarifsin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim dedim. Deren'cim her şey yolunda. Emre dışarıda müşterilerle konuşuyor. Osman'a bayılmışlar. Çok teşekkür ederim bu gereksiz bilgiler için ama çok işim var. Bir şey soracağım. Neyin peşindesin? Kesin bir şeyin peşindesin de tam olarak neyin peşindesin? Ha, şimdi Orgat da benim müşterim ya. Evet. Müşterimi size kaptırmamanın peşindeyim. Yarın sizinle ve müşteriyle bir yıllık anlaşma imzalayacağız. Evet, maalesef. Anlaştığımız gibi Galina sizde, Orgat da bende. Galina'nın peşinde değilsin yani. Deren'cim, canım. Galina sadece bir marka. Tabii ki onun peşinde değilim. Yani hayal gücü bu kadar kıt bir kreatif olacak şey değil. Yapma. Senin o muhteşem hayal gücün nereden geliyor? Ben onu çok merak ediyorum. Şimdi şöyle, kafamdan sürekli senaryolar uyduruyorum. Mesela şimdi tiyatro sahnesindeyiz. Şöyle bir sahne hayal et. Can çekmiş gitmiş. Her zamanki gibi. Aziz Bey zaten işleri bırakmış. Ben Emre ile evlenmişim ve Aylin Divit olarak ajansın başına geçmişim. Seni de kovmuşum. Yani senden duygusal bir sahne beklemiyorum tabii de. Ne bu şimdi? Korku filmi sahnesi mi? Hayır canım, komedi. Ah Aylin, vah Aylin. Senden de böyle ucuz komedi sahnesi çıkar zaten. Dur ben sana daha gerçekçi bir senaryo anlatayım. Ha. Evet, Aziz Bey gitmiş. Can da gitmiş. Muhteşem. Ama ben varım.
Emre var. Bir de arkamızda koskocaman imza yetkisiyle Metin var. Sen de çok iyi biliyorsun ki Metin İstanbul'daki en iyi sözleşme avukatlarından biri. En küçük hatanda seni yerle bir eder. O yüzden Fikri Harika'yı ele geçirmekle ilgili bu senaryon çok sıkıcı. En az senin kadar sıkıcı. Sadece vakit kaybısın. Çok işim var. Gittim ben. Evet, buraya bir bakacak mı acaba? Oraya birazcık daha fıstık ilave edelim. Avukat Metin. Biraz da seninle ilgilenelim. Nasıl her şey? Çok iddialı değil mi? Çok güzel. Ya ben hayatım bu kadar lezzetli yemek yemedim. Ben size nasıl o iğrenç çiğ köfte yedirdim hala aklım almıyor benim. Evet ya. Evet ya, değil mi? Ya. Siz böyle enteresan yemekler seviyorsunuz. Polen hazırlıyordu size. Siz neden o gece beni istemediniz? Yani kulübede Polen'le yalnız kalmak istediniz. Ben sen gittin zannediyorum. Polen de kendisi kaldı zaten. Sonra toparlandık, geri döndük. Sanem, dediğim gibi bir tek ben seni götürdüm oraya. Bir tek seninle kaldım. Anladım. O kadar güzelsin ki. Ne hissediyorsun şu an tam olarak? Ha? Söyler misin lütfen? Ama dürüstçe yani. Kaçmadan. Lütfen. Korkuyorum. Korkma, ben varım. Zaten o yüzden korkuyorum. Gel, bırak çatalı, bırak. Gel, seni çok çok başka bir yere götüreceğim. Gel. Nereye? Gel. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Evet, her şey yolunda. Çok memnunuz. İyi, harika. Güzel. Ha, bu arada Metin, avukatımız. Evet. Gel Metin. Merhaba. Ben Selman. Çok memnun oldum. Ben de Onur. Ben de memnun oldum. Memnun oldum Onur Bey. Sizden 5 dakika rica edeyim. Ondan sonra yanınıza geleceğim, tamam? Tabii. Biz de içeri geçelim. Tamam. İyi günler. Görüşürüz. Sağ ol. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. İyi, senden ne haber? İyi, sözleşmeleri getirdin mi? Vallahi getirdim de şunları vereyim, hemen kaçacağım çünkü çok acelem var. Ya vallahi kusura bakma, seni de yordum buraya da. Sözleşmesiz olmaz bu işler. Yok yok, iyi yaptın. Bu arada Galya'nın kontratını da hazırladım, tamam mı? Yarın göndereceğim sana. Hı-hı. Emre bak, ne diyeceğim? Abi bak, bu Aylin çok tehlikeli kız abi. Ne olur uzak durun oğlum, olur mu? Merak etme, o iş bende. Hadi görüşürüz. Tamam. Bu arada annenle ilgili raporları hazırladım. Bu sözleşmeler, gelir giderler falan filan. Seninle bir onun üstünden geçeriz, tamam mı? Nasıl yani? Abimin haberi yok mu hala? Abi, abin anneni duyduğu anda köpürüyor yani. Metin, abim ne dedi? Ben baştayken ajanstan tek bir bilgi gitmeyecek demedim anneme. Kendini de beni de yakacaksın. Emre, ben ne yapayım abi? Ha? Annen de bu şirketin ortağı. Yani kadın istiyor. Aziz amca varken böyle bir şey yoktu. Raporları yolluyorduk ama Can geldi, işler değişti. Ya annen istiyor yani, yasal hakkı Emre. Ben de arada kaldım. Gerçekten sıkıştım yani. Arada kalma o zaman Metin. Ya anneme bilgi gönderme ya da abime söyle. Tamam? Abimi tanıyorsun. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Bayağı iyi. Anahtar yok da sen burada uslu uslu bekle. Ben bir dakikadan kısa bir süre içerisinde geliyorum. Nereye? Can Bey nereye? Geliyorum ama. Can. Gitti. Can Bey. Can Bey. Sanem, hoş geldin. Hı. Gel.
Buradan mı? Tam olarak burası. Evet, hareketi de kaptı gözlüğü alınca. Neden geldik buraya? Buraya geldik çünkü bence burası İstanbul'un en güzel göründüğü yerlerden biri. Sahibi falan yakalar mısın bizi? Yakalayamaz çünkü bu ev bizim ve ancak ben yakalayabilirim seni. Burası çok güzel. Bu köşk sizin, sen neden burada yaşamıyorsunuz? Yaşıyorduk eskiden, yani çocukluğumuz burada geçti. Sonra babam yeni hayatını yeni evinde kurmaya karar verince burası böyle terk edildi kaldı. Ama tabii burası benim çok iyi hissettiğim, İstanbul'u çok iyi dinlediğim bir yer olduğu için her İstanbul'a döndüğümde gizliden gizliden kaçıyorum buraya. Çok merak ettim. Çok güzel. Güzel bir köşk. Benim dünyada gezmediğim yer kalmadı neredeyse. Ama gerçekten en güzel İstanbul diyebilirim. Yani sürekli değişen, sürekli gizemini koruyan, her zaman keşfedecek bir yer bırakan, kısacası dönüp dönüp geldiğim şehir. Bir gözlerini kapasan mı? Belki İstanbul'un sesini daha iyi duyabilirsin. İstanbul'un sesi. Kapatayım. Ne duyuyorsun? Martılar. Hı. Dalgalar. Bir rüzgar çıngırağı. Başka? Vapurlar. Gülen çocuklar. Rüzgar. Başka? Benim sesim sizin sesiniz. Ben sana aşık oldum Sanem. Düşlerine dokundun, yokluğunda soğuk. Kalbin bende kaldıysa eğer, aşkım sen. Gözüm kapalıyken ve açıkken de sadece seni görüyorum. Sen varken de yokken de. Eve gidiyorum sen. Sahile gidiyorum sen. Kulübeye gidiyorum sen. Ormana kaçıyorum sen. Gökyüzüne bakıyorum sen. Sadece sen. Yeniden yaşamaya inat. Dokunsam ağlayacak. Bir şey söylemeyecek misin? Söylemesem. Kaçacak mısın? Kaçacak başka neresi var ki? Sadece bir kez kaçmadın benden. Bir kez gel dedin bana. O gece de sarhoştun. Benim böyle kötü kral gel buraya diye bağırdığım gece değil mi? Hı. Ben çok mu saçmaladım o gece? Yok. Gel buraya dedin. Bana bir dans borcun var dedin. Yüzüme baktın, gülümsedin. Başını göğsüme koydun. Kalbin bende kaldıysa eğer. Sonra da hiç ayrılmadın.
sen. Kırmızı ıslak gözlerinde birkaç zamandan kalan yalan. Serin bir beyaz günü sen. Kırmızı katilim olur musun? Yeniden yaşamaya inat. Dokunsam ağlayacağım gibisin sen. Kırmızı gergin işler beni buluyor. Hep gergin gergin yerlerdeyim. Yani hep bu... Hayalet! Hayalet! Zebo! Zebo senin ne işin var burada Zebo? CJ Bey biraderim, karanlıkta bıyıklarınla ortaya çıkıyorsun. Alacakaranlık kuşağı gibi bir insansın. Zaten sahneyi bulamıyorum. Oradan giriyorum, olmuyor. Şu kapıdan çıkıyorum, olmuyor. Sahne tozu yutacağım, yutamıyorum. Ya arkadaşım, burası bizim setin sahne arkası. Senin burada ne işin var, ha? Oyuncu olmak istiyorum. Osman oyuncu oldu. Herkesler oyuncu oldu. Kasap Osman oyuncu oldu da ben neden olamayayım? Baş köşeye geçmek istiyorum. Osman'ı eleştirerek kendimi geliştirmem lazım benim. Ya yürü git Zebo. Yürü git şuradan, benim işim gücüm var. Yürü. Her şey dök. Bırak, 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 bırak onu bırak. Bırak, ver bana şunu. Zebo mu, Mebo mu, neyse. Red bir şey. Bak geçen geldin, seti de dağıttın, tamam mı? Benim başım belaya sokma. Hadi git. Acım var zaten benim. Acımla baş başa kalmak istiyorum. Acı mı dedin Cengiz Bey biraderim? Evet. Acıyı bir de benden sor. Aşk acısı nedir? Bir de benden dinle. Esas acı bende var. Karşılıksız sevgi bende var. Platonik aşk bende var. Sanem'in peşinden koştuğum kadar ben kendi hayatımı yaşamadım, yemin ediyorum. Hadi ya. Aşk acısı var yani sende. Hı. Ben de aşk acısı çekiyorum. Vallahi mı? Evet. Kiminle? Sorma, kim olduğunu hemen söylerim. Sorma, söylememem lazım. Kime? Sorma, sorma ama sorma. Ay, sorma. Kiminle? Ay, sorma. Tamam. Peki. Geçen ben aşkımı itiraf ettim. Buluştuk. Senin aşkın bende karşılıksız. Net dedi. Şimdi bir yanım unut diyor. Bir yanım peşinden koş diyor. Hayır Cengiz, Cengo. Unut diyen yanını unut. Peşinden koş diyen tarafının da peşinden koş kardeşim. Cengiz Bey biraderim. Çünkü karşılıksız sevginin de bir değeri var kardeşim. Platonik aşkın da bana sorsan bir kıymeti var. Gel buraya. Koca oğlan gel buraya. Temas yok. Gel buraya. Gel buraya. Gelmeyeyim, gelmeyeyim. Tamam, temas yok. Şimdi ben onu sevmiyorum ya ama. Gel buraya. Gel. Yakaladı. İnsan, insana iyi gelen bir şey. Temas tabii iyi geldi. Ha? Ama böyle de sen ağlayınca. Ha? Ya dur, hayır. Bir şey oluyor. Tamam. Ama bize düşen de güçlü kalmak. Güçlü kalacağız. Sarılayım bir de ya. Hala bekliyorum biliyorsun değil mi? İneyim diye mi? Yok böyle değil. İtiraf etme. Neyi? Bana aşık olduğunu, yani bayağı 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 aşık oldun. Ben şimdi söylemesem, biraz düşünsem, bana biraz zaman verseniz. Zaman diyorsun. Neden? Çünkü ben pek emin değilim yani. Ne hissettiğimden emin değilim, bilemiyorum. Ha sen şey diyorsun.
kendime bile itiraf edememişim. Sana nasıl itiraf edeyim diyorsun, o minvalde bir şey. Öyle de değil aslında tam olarak. Yani ne hissettiğimi ölçüp tartmak istiyorum. Ben biraz düşüneyim. Kararımı size bildireyim, olur mu? Kararını. Okey. Bildir bakalım kararını. Yazılı olarak mı bildirirsin kararını yoksa sözlü olarak mı? Sözlü. Sözlü olarak. Sözlü olarak. Sen var ya, çok sıra dışı bir kadınsın. Bayılıyorum sana. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Biraz daha şöyle verelim. Hafif şu ışığı da fona doğru tut. Evet. Üstteki ışığı biraz kısalım. Olacak. Güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Gül, sen manyak mısın? Osman nerede ya? Elini oğlunu çekiyorlar şu an. Osman nerede? Şişt, çıp çıp. Osman nerede? Ses, ses. Derin Hanım hazırız, başlayabiliriz. Sedacığım, Osman'ı çağırır mısın? Çok bravo. Teşekkürler. Vallahi normalde de yakışıklıydı ama takım elbiseyle yıkılmış yani. Değil mi? İlk defa seninle bir konuda hemfikiriz. Ben bile çok şaşkınım şu an. Allah Allah. Neyi alkışladık biz şu anda? Pardon, soru soruyorum. Neyi alkışladık biz? Bu çocuğun takım elbise giymesini mi alkışladık? Daha bir başarı sergilemedi. Sergiledi de biz mi göremedik? Hocam, başlandı dendi mi? Denmedi. Bence başlandı denmedi. Ben onu duyamadım çünkü. Bana gelmedi. Arkadaşım, sen sessiz olursan başlayacağız, tamam? Ha, kolay gelsin. Ha, ha o ne? Başlamamış ki daha. Sessiz ol bir. Başlamamış. Bağırıyorsun salonun içinde ha, ha diye. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şişt, rahat ol biraz daha. Gevşek, gevşek. Çok iyisin, konsantre ol. Çok güzel. Evet, harikasın. Çok güzel. Osman! Oğlum böyle mi konuştuk hep, böyle mi çalıştık? Meşrubat böyle mi içiliyor? Yemin ediyorum meşrubat şu anda ağlıyor. Lütfen biraz daha akışkan ol, biraz daha kendini ver olaylara ver biraz. Gergin gergin meşrubat içiyorsun şu anda. Zafer ne yapıyorsun abi? Susana biraz ya. Sessiz olur musun lütfen? Sana mı soracağız nasıl içeceğini? Ha tamam. Otur artık otur. Ne yapıyorsun kendine gel artık? Ne yapıyorsun? Kasıyor kendini. Sıkayım. Hocam o da fikrini söylemek istemişti, o yüzden kusura bakmayın. Evet. Zaten fotoğraf çekimi. Niye susuyoruz? Ses de mi çıkıyor? Öyle bir teknoloji mi var? Sen niye her şeyi sorguluyorsun şu anda? Ha? Otur ve izle, sus. Evet, son konseptinde sonuna yaklaştığımıza göre ben artık kaçayım. Toplantım var. Yeni bir iş bağlıyorum da. Nereye? Hangi iş bu? Hayır yani biz bu aralar hiç kimseye teklif vermedik çünkü de kim? Kim? Hangi firma? Biz tanıyor muyuz? Hangi firma? Darancığım, daha ilk haftamızda bu kadar samimi olmasak diyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Sevimsizsin.
şey soracağım. Sor. Şey, sende Osman numarası var değil mi? Var. Ne oldu ki? Bana versene. Ya sen hem artık hoşlanmıyorum dedi. Yani sorun etmez herhalde değil mi? Ay Gülis, kendini istesene ya. Ne bu böyle ergen gibi? Aa. Şu anda lanet dayım bugün. Evet. Uyanır. Emre Bey, seviyorsun bu hayatı. Ateş, mateş falan filan, çikolata, çilek bir şeyler daha koysaydın ya. Oo, hoş geldin Süpermen. Keyfin yerinde. Süpermen, ben. Dün gece partinin ortasına çektin gittin smoking giyerek. Ne yaptın? Dünyayı mı kurtardın? Sana ne? İstediğim yere giderim, sana ne? Dünyayı değil ben, kendi dünyamı kurtardım. Ya sen ne garip, ne gizemli bir adam oldun. Ben sana 40. yıl partisi için smokini zor giydirdim. E dün gece giydin gittin. Ya nereye gittin anlasana. Uzun hikaye. Vallahi çok uzun hikaye. E tamam uzun uzun kısasını anlat hadi dinliyorum. O değil de sen Polen'le konuştun mu? Konuştum. Hı. Uçaktaymış, İngiltere'ye dönüyormuş. Heh, doğru olanı yapmış. İsabet. Abi. Hı. Ya sen niye ayrıldın bu kızdan? Polen'den bahsediyoruz. Ya bir şey anlatsana be öf. Hazır mısın duyacaklarına? Ha? Hazır mısın? Hazırım hadi. Başka birine aşık oldum. Nasıl yani? Ya kime aşık oldun? Öf kime aşık oldun anlatsana. Sanem'e. Bizim Sanem'e. Bizim Sanem. Deli gibi. Hayatımda ilk defa ha. Kafayı yiyecek kadar. Böyle liseli delikanlılar gibi falan. Yani elim ayağıma dolaşacak kadar öyleli. Sanem'e. Sanem. Anladım. Ya bu arada beni ilgilendirmez ama yani niye Sanem? Polen'in nesi var, ne eksik? Anlasana. Şöyle anlatayım. Sanem'in bitmek, tükenmek bilmeyen bir tutkusu var. Yani hayatımda değil bir kadında, herhangi bir insanda bile görmediğim bir tutku bu. Hayata, çiçeklere, edebiyata, yıldızlara, denize, Galapagos'a bu kadar farklı ki herkesten. O kadar değişik çalışıyor ki kafası. Çözemiyorum, merak ediyorum. Hiç sıkılmıyorum onunlayken. Ve hep yanımda olsun istiyorum. Böyle hep birlikte olalım istiyorum. Yani öyle bir şey. Abime bak sen ya. Aşık olmuş. Candivit ve aşık. Neyse. Şaka bir yana da. Sanem sana uygun bir kız değil. Ya hadi be. Kim diyor uygun değil, nasıl uygun değil, nereden çıkarıyorsun? Ya saf, temiz kız Sanem. Sen onu üzersin. Üzmem. Üzersin. Üzmem. Ya üzersin. Üzmem. Üzersin. Ya üzmem Allah Allah. Ya nereye kadar gidecek? Ha? İstanbul'dan delirip gidene kadar mı? Kız ne yapacak abi? Peşinden mi sürükleyeceksin Sanem'i? Emre amma sıktın beni ya. Bir rahat bırak ya. Bir rahat be. Senin ruhun depresif ha. Üzmem diyorum. Bık 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 konuşmaya devam ediyorsun. Üzmem. Asla üzmem. Niye üzeyim ben Sanem'i ya? Allah Allah. Git bardak al kendine. Tokuşturacağız hadi. Bardak benim yalnız. Benim oldu. Hadi git al kendine. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Şu hale bak ya. Sen aşık mı oldun ha? Beni bir sal hadi. Hızlı gel ha. Çabuk gel. Çok acil gel.